Merhaba arkadaşlar, Diyen for Diyen kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki oyunumuzun 3. oturumunda sizlerleyiz ve söz Diyen'de. Evet arkadaşlar, başlamadan evvel bu sefer diyelim. Abone olursanız seviniriz. Olmazsanız sezmezsiniz. Şimdi siz akşamı orada etmeye oturdunuz. Güzel bir kamp yeriniz var. Yiyeceğiniz, içeceğiniz var. Asphodel priz güçleriyle bunları hazırladı. Gayet güzel bir hani rahat bir en azından akşam olacak sizin için. Yapacağınız özel bir şey var mı arkadaşlar? Buradan Ben Waterdeep'e özellikle bu 2-3 gece gün en az var. özellikle torunuma dua edeceğim. Bana tekrar undead öldürme imkanı sunduğun için, bunu bana bahşettiğin için şükranlarımı sunacağım. Garip. Ah, bir saniye. Evet, ne diyorduk? Hani akşam yapacağınız bir şey var mı? Sen duan ettin bu şekilde. Her şey okey. Ever of Timur'ları yeniyeceğim. Kan bir gün Leovald'ı, bir gün Cromwell'i. Evet. Üçüncü günde kendiminkini bitmemiş olsa da yenileyeyim. Diyen. Yani tabii. Yaptığım ekstra bir şey yok ama çocukların bakımını ihmal etmiyorum, ayrı konu. çocuklar yol arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız çocuklar. Abi atlar desen bu 30 saniyeden kurtulmuş olurdum Peki, bence. tamam. Onun dışında ekstra bir şey yok. Miyelikki'ye dua ediyorum. Verdiği hediyeler için, bana gösterdiği yol için sağ olsun. Arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Tanrıçama dua ederek uyuyorum, kalkıyorum, yol gösteriyorum Waterdeep'e doğru. Şu aklımda bu arada deli soru var tabii. Waterdeep'te bakarız demişti Aspodar. Hani Iron Gauntlet bir ele sahibim artık. Sahilim öyle ya. Oradaki Evet. yazının ne olduğunu bilmiyoruz ama hala. Umarım orada bir çözüm bulacağız buna. Bakalım ne yazıyormuş diye. Anladım. Tamam o zaman arkadaşlar. O şekilde siz hani geceyi geçirmeye oturdunuz. Nöbetleşe yani içinizden biri nöbet tutuyor. İlk nöbet benden. Önemli değil hani bir şey olacağından değil de Okey. çok soğuk bir hava var. O bakımdan rahatsız. Sizin çadırınız bir şeyiniz yoktu galiba. Bir Asphodel'de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yo, Hala öyle mi? aldılar. Aldılar mı? Ben de yoktu. Hayır. Yoktu. Yoktu. Olsa Tamam. yazardım. Şeyde de yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Almadılar. Ben Nereden alacak? aldınız diye hatırlıyorum ya. Hayır, almadık. Ya ben almadım, en azından bilmiyorum. Çadır almıştık da çadırın başına bir şey mi gelmişti ya? Yandı galiba o şeylerin Evet, En bir son şey gelmişti çadır diye. aldıktan sonra Behir saldırdı ya, mahvetti ortalığı. İşte ondan sonra bir de aldı mıydık bir sonuç şey? Yok, almadık. Bize çadırımız yok, tulumumuz var. Kışlık tulumlarımız var diyeyim. Tamam. O şekilde hani yattınız. O bakımdan soğuktan dolayı ve yağmurdan dolayı rahatsızdı arkadaşlar. Ama en azından dışarıda kalan çoğu kişiden daha iyi durumdasınız. Diyeyim, ben bir de şey spell'i yapacağım. Bir saniye bulayım onu. Circle of Privacy diye bir spell buldum ben. Evet. O spell'i yapacağım kamp alanımıza. Yani Saat per level. 50 feet circle bir diameter circle bir şey oluyormuş. Alan. 15 metre O alanın içinde kamp yarı yaptığımda çapında. Dışarıdan duyulma ihtimali azalıyor. %50 encounter ihtimali azalıyor falan filan. O. Böyle bir özelliği var. Bunu da keyifli. Ya 4 level Güzel. normalde çok tercih etmiyorum ama hani bu ara çok da bir şeyimiz olacak gibi durmuyor diye en azından doğanın encounterlarından uzak kalalım. Hani çevreye de hani hayvanların alanına giriyoruz sonuçta. Değil mi? Çevreye rahatsızlık vermeyelim. Onlar da bize rahatsızlık vermesin. Herkes kendi işine baksın işte yani. O niyetle yapıyorum. Tamam, yaptın Önleyici hani. tedavi. Tabii ki bu özellikle hani kış şartlarında işte aç kalmış vahşi hayvanlardan korunmak için gayet iyi. Zaten bu akşam bu yine Kızılçam Ormanı'nın içinde kamp yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani öyle bir arazide kamp yapıyorsunuz. Daha çıkamadınız ormandan. Ama hani şeyin Cromwell'in dediğine göre hani yarın filan çıkarsınız herhalde. Çünkü bu ormanın o kadar çok büyük olmadığını, yani özellikle bu yol kesiminde çok büyük olmadığını söylemişlerdi size.
O şekilde kampınızı yaptınız. Bu şey sayesinde, yaptığın siper sayesinde bir tık daha hani rahat bir kamp oldu. Nöbet tutanlık için Başka özellikle. özelliği varsa ona da bakayım bir saniye. 4 level bir siper gayet de güçlüdür zaten ya. Sesler falan dışarıdan daha az duyulur hale geliyormuş. Encounter şansı %50 azalıyor diyor. Infravision'a bir etkisi yok diyor, bu kadar. Tamam. O şekilde kampınızı yaptınız arkadaşlar. Sabahleyin uyandınız. Her şey gayet normal. Siperlerini yenileyebilirsin. Tekrar yola devam. Ben siper ezberlemiyorum bayağıdır. Ben bir siper ezberleyeyim ya. Bir tane Doktor siperim Epto. vardı galiba, değil mi? Var. Bir tane siperim var. Bayağıdır yapmıyordum ama. Bir tane bulunsun. Değiştirmediğin sürece kalıyor zaten. Normal. Ekstra bir şeye de ihtiyacımız oldu mu diye düşünüyorum. Hiç olmadı ki ya. Tamam, bu Entangle durmaya devam etsin ya. Acil durum Entangle siperi. iyidir ya. Tamam. Evet. Pasifize edeceğim. O şekilde arkadaşlar, sabah uyandınız, tekrar atlarınızı atladınız, güneye doğru yardırdınız. Uzunca bir yolculuktan sonra akşam üzeri gibi bir tane yerleşime geldiniz. Bu şeyin Waterdeep'in sağa sola kurduğu yol güvenliğini sağlamak amaçlı özellikle kurduğu bölgelerden biri herhalde. Outpost. Büyük bir kalemsi bir yapı var karşınızda. Hani ve hani üstünde duran nöbetçiler falan var. Ne yapacaksınız? Yaklaşacak mısınız yoksa transit mi Akşama doğru mu? Yani geçeceksiniz? Akşama doğru birkaç saat sonra hava kararacak. kaç saat? İlerlerseniz birkaç saat daha gitmiş olursunuz. Ha, gece bence hani yatakta dinlenme fırsatınız varsa değerlendirebilirim. En azından kafamızın üstüne bir dam olmuş olur. Ben siperlerini yeniledim ya. Sence buna izin verirler mi? Şansımızı deneyelim. Miğferi çıkarttım şöyle koltuk altında. Hızlı gidiyorum. Siz o tarafa doğru hani giderken zaten yol oraya gidiyor direkt. Yolunuzu değiştirmediniz, direkt devam ettiniz. Miğferle gezersem orada fazla intimidating olur o iş. Ondan sonra siz yaklaşırken daha zaten bayağı uzak mesafedeyken kapılar açıldı arkadaşlar. Büyük böyle çift kanatlı kapıları var işte, o surlu kale gibi yerin, outpost veya yerin kapıları açıldı. Yeterince yaklaştığınızda harbiden de buranın askeri bir şey olduğunu fark ettiniz. Ondan sonra yeterince yaklaştığınızda hoş geldiniz yabancılar diye üzerinde Kaldı bu sefer. Waterdeep sembolleri olan şeyler, askerler sizi selamladı. Hoş İçeri bulduk. buyurun dedi. Şu armayı görmek ne güzel. Merhaba. Ne büyük bir şeref. Neyse, ondan sonra yavaş yavaş siz içeriye girdiniz. İçeriye girerken yalnız baktınız, üç tane adam var sizi karşılayan. Bir tanesi muhtemelen onların rütbelisi. İki tanesi de asker olsa gerek. O rütbeli adam işte hani böyle bir size baktı. Gayet hani neydi o? Polite bir sıfatı var. Var. Kibar, aynen. Türkçe konuş. Ondan sonra hafif gülümsedi. Bu kışın zor şartlarında yabancıların yardımına bir şeyler yapabilmek bizim için güzel. Buyurun, hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk. Bu İniyorum yabancı oradan. bu yabancıları bir gece ağırlayacak yeriniz var mı acaba? Olabilir, olabilir tabii. Neden olmasın? Bu arada nereden gelir? Nereye gidersiniz? Yolumuz Waterdeep'e gidiyor. Nereden geliyorsunuz? Redlark tarafından. Redlark'tan sonra ne görmüştük biz ya? O kadar En çok son dolaştık ki bir noktadan sonra artık Beliaht'a fark bırakıyor. uğramıştınız. Beliaht'tan çıktınız en son yani. Beliaht tarafından geliyoruz. Waterdeep'e gideceğiz.
Adam o zaman hani şey yaptı, tamam filan oldu. Çünkü Red Alert ters yönde kalıyor. Siz Beyliark Evet. yolundan geliyorsunuz. Ha. Red Ne? Alert'ten çıkıp o tarafa gidip sonra bu tarafa döndük. Evet. Değil mi? O kadar çok dolaştık ki artık takip edemedim ben bir noktadan sonra. Neyse adam hani yine gayet gülümser vaziyette. Güneylilere benziyorsunuz ama kuzeyde herhalde işleriniz vardı. Her neyse bunların çok önemi yok. Önemi yok. Peki bu zamanlarda biraz ortalık karışık da size birkaç soru sormamda bir sakınca var mı acaba? Tabii ki, tabii ki hiç problem değil. Tabii ki İndim bu var, arada. tabii ki var. Tabii ki var. Hatta indim bu arada. Adamla aynı hizadayım. Sorun tabii ki. Adam yanındaki askerlere baktı. Onlar da aynı duruyorlar öyle. Bu arada surda da iki tane asker daha var. Elim Tabii. uzattı. Elim Heh. uzattım bu arada ben. Beregos Castle Delark'tan. Ben Leovald Delark. Ben de Forgoslu Krealar. Memnun oldum. Onbaşı Krealar. Neyse adam bir sizlere baktı alıcı gözüyle. Asphodel Devix. Hı. Blackbringer. Sonra da Cromwell'e baktı. Crypt Guardian'lı Ranger. Cromwell Greenguard. Demek bu civarlarda dolaşırken sen de onlara yol gösteriyorsun ha? Evet, yolumuz kesişti ve iyi bir yol arkadaşlığımız oldu. Biz de beraber geziyoruz artık. Hala ne güzel. Ortalıkta garip bir şey gördünüz mü acaba son zamanlarda? Birçok gördük. Trollerimi anlatayım. Soğuk havayı mı anlatayım? Garip kavramınız nedir onunla alakalı? Yani andetlerden mi bahsedeyim? Yolculukta bir sürü şeyle karşılaştık. Hepsiyle de başa çıktık, ayrı konu. Yani mesela trollerden başlayabiliriz dedim. Yönü tarif ediyorum. Şu 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 yönlerde. Ayrıntıları merak etmiyorum. Neler Yok yok, yön olduğuna tarif dair ettim. sadece Sadece dedim. yön tarif ettim. Geldiğimiz yönünü tarif ettim. Şu yönde işte şu kadar gün mesafede eski bir yerleşim yerinde işte bir grup troll, yolun devamında yine bir grup trollü Yani indirdik. toplam 7-8 tane troll Evet. temizlendi. Bu civarda kalmadılar artık. Terk edilmiş bir yerleşimi konuşlanmışlar. Orada gecelemek isteyen kişileri pusuya düşürüyorlardı. Evet, başka? Yol üstünde Kızılçam Ormanı içerisinde de 5 tane vampir vardı. Onları da huzura erdirdiğimize inanıyorum. Vampir. Biz sadece kalanlarını gördük aslında. Bayağı bir yanmışlardı da. Büyük bir çatışmadan çıkılmış. Onlar tekrar dirilmeden temizledik ama. Ne gibi bir Artık çatışmadan acaba? Yani nasıl bir düşmanla vampirler çarpışmış ki? detayını bilemiyoruz maalesef. Ya bir tane iri yarı bir adam vardı, kılıçlı da. Ketum birisiydi ama. Biz sadece yerde kalan yanıkların vampir olduğuna kanaat getirdik. Biz Ki çatışma sonrası orada öyleymiş. bulunduk. Evet. Hasbelkader. Yani çok Anlıyorum. da bir şey öğrenme şansımız olmadı. Ama o bölgede temizlendi en azından. Kimseye tehdit oluşturmayacaklar artık. Kaç gün önce oldu bu olay? Dün oldu. Değil, 3 gün Dün. geçmedi mi arada? Geçti mi Yok 3 ya, gün? dün. Dündü. Bir gece kamp yaptınız o kadar. Ya, o. Okay. Hı. Ben arada 3 gün geçirdik gibi düşünmüştüm, o yüzden. Tamam, peki başka birileri var mıydı ortamda? Sağ kalan ya da ölen diyelim, tanımlayabildiğiniz bir şey. Hepsi yanmış. Ölen birisi vardı, hani iri yarı, eli düzgün, yani kıyafetleri iyi giyimliydi ama o da ölüydü. Zaten o kılıçlı adam da onu sırtlayıp götürdü. Sırtlayıp götürdü mü? Evet. Neden yaptı bunu ki? Sordunuz mu? Ama dediğim gibi ketum birisi, konuşkan değildi.
İlginç. Peki size önemli bir şey söyledi mi acaba? Söyledikleri arasında dikkate değer bir şeyler var mıydı? Önemli bir şey söylemedi. Yani hiçbir şey söylemedi daha doğrusu. Sadece tehditkardı o kadar. Tehditkar. Dediğim gibi biz zaten çatışmanın sonuna yetiştik. Geldiğimizde herkesin öldüğünü düşünmüştük. O bir ağacın altında kalmıştı. Onun kurtulmasına yardımcı olduk. O da sadece oradaki en az yanmış olan cesedi alıp götürdü. Diğer cesetler de zaten andikmiş. Biz sonradan fark ettik. Sanırım kaçırdım da nerede oldu demiştiniz bu olay? Şurada Kızılçam Ormanı onun içerisinde. Kızılçam Ormanı içerisinde yola yakın bir yerde mi? Tarif ediyorum Sayılır. ben yine şu yönde şu yönde oldu diye. Diyem. Aranan birisi miydi yoksa bu? İstemeden bir suçluya mı yardımcı olmuş olduk? Bilmem yardımcı mı oldunuz? Ağacın altından kurtardık. Ya kim Kurtardınız. suçlu kim değil bilemiyorum. Ağacın altından biz olduğunda çıkar mıydı çıkamaz mıydı onu da bilemiyorum. Tek bildiğimiz bu. Yani hani Biz de zaten kurtarmadık. Kendisi çıktı ağacın altından. ya birine suçlu ya da Doğru mu? suçsuz diyemem. Ben bir şey Yani yaparken ya da yapmazken suçlu muydu görmedim. acaba bu kişi? Acaba. Hayır, önemli değil dedim. Ya da bu sırtlanıp götürdüğü kişi kayıp bir kişi mi ya da aradığınız bir kişi miydi? Hani fazla ilgilendiniz sanki bu mevzuyla, o yüzden dikkatimizi çekti. Yok, sadece bu zamanlarda biraz karışıktı ortalık. Kış zamanı olmasına rağmen maalesef çok fazla olay duyuyoruz etrafta olup biten. Bunları da araştırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. O yüzden Vallahi de yolcuları hani en azından kısaca bir sorgulamakta bir zarar görmüyorum doğrusu. ya Tabii ki en doğru insanlardan hakkımız. ya da yani bir hayvanlardan ziyade hava şartları berbat. Biz de birkaç kere kaybolduk. O tarafa gidecek olanlara mümkünse hava daha iyiken gitmelerini önerebilirsiniz mesela. Bence bu daha büyük bir tehlike. Çünkü bunun sonunda üşümek var, açlık var, susuzluk var ve bu çetin, bu arada çok çetin şartlar geçiyor. Yani bu civardaki yerleşimleri biz gezdik ama biz bayağı zorlanarak gezdik ki biz deneyimliyiz. Ona rağmen yani deneyimli ve güçlüyüz. Ona rağmen zor da hayatta kaldık. Yani buradan basit ekipler geçip gidemez. Anladım. Çok çetin geçiyor hava şartları. Tamam. Bu durumda şanslıymışsınız ki başınıza bir şey gelmedi. Yani yol gösterdiğim Tanrıça Şanslıyız, müsaade evet. etti. Tanrıçası müsaade etti. Şanslıyız. Öyleyse silah arkadaşlarım size kalacak bir yer ve sıcak yemek versinler dedi. Çok teşekkür ederiz bu Teşekkür misafirperverlik ederiz. için. Buyurun diye adam önünüzden çekildi. Askerler de çekildi. Siz de Atın yavaş elinde yavaş kılıcı geçtiniz. sürüklerin peşinde. Aynen geçerken de adam gayet gülümseyerek tek tek sizi selamladı. Gayet nazik bir şekilde. Siz ilerlediniz. Bir tane asker size refakat etti. O adamın yanındaki askerlerden biri. Oradaki işte yapıdan bir tanesinin içine doğru götürüyor. Biraz böyle tedirgin asker. Hafif bir tedirginlik var üzerinde. Ekstra bir şey yapıyor musunuz? Sorun nedir genç adam? Şey genç mi bu arada asker diyorsunuz? Genç değil Aynen ama. genç genç. Gen 15-20 yaşlarında. genç adam diyorum da sanki ben çok ihtiyarım. Vallahi ihtiyar yaşadım bir süre İhtiyarında etkilenmişsindir. ondandır içinde kalmış. Sorun nedir asker? Biraz tetikte gördüm sizi. Ya evet, biraz ortalık karışıktı ondan dedi. Ama merak etmeyin, her şey yolunda şu anda. Ne oldu ki? İşte onbaşının dediği gibi dedi, çok fazla dışarıdan garip şeylerin olduğuna dair haberler alıyoruz. Ondan birazcık karışık dedi. Genç arkadaşım Ne yani gibi garip şeyler? kış çok sert geçiyor Çok bunun gibi şey. şeyler mi? Tehlikeli şeyler. Tabii, kış şartları işte, bazı işte yolcuların saldırıya uğraması, küçük yerleşimlere ufak tefek yaratık saldırıları falan gibi dedi. Ama merak etmeyin, bütün bunlarla ilgileniliyor zaten. Yani Siz de merak yolların etmeyin. Biz de güvenliğini bu sağlamak için. biz de bütün bunlarla ilgileniyoruz dışarıdayken.
Sizin biraz da işinizi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Peki burası bir kale görüyorum, askeri bir yerleşim ama böyle Bir sürü asker var içeride. dışarıdan gelenler için hani parayla bir şeyler alma ihtimalimiz var mıdır acaba? Yemek gibi. Ya da Size malzeme gibi. yemeğinizi sağlarız. O konuda sorun yok dedi. Yok, yol için de hani bir şeyler almayı tercih ediyoruz. Sonuçta siz de burada belli bir şey üzerine gidiyorsunuzdur. On başında dediği gibi sizin gibi yolculara yardımcı olmak bizim görevimiz. Yol içinde gideceğiniz yer neresiydi? Waterdeep mi? Waterdeep'e gidiyoruz. Çok da uzak olmasa gerek. Evet, yolda yine bir şeyler alıp idare edebileceğiniz yerler var. Fakat buradan yaklaşık 3 gün falan bir yolunuz var dedi, atlarınızla giderseniz. Bu Çok bir arada şey işte kalmamış. o şeye, neydi o? Binanın önüne geldiniz, kapısının önüne. Oradaki asker vardı bir tane, işte kapısının önünde nöbet tutan. O adam da, nöbetçi de işte hani size bakmıyor. Daha çok o girdiğiniz kapı var ya, büyük kale kapısı. O kapıya doğru bakıyordu böyle. Sizin arkanıza bakıyor yani. Ama şaşkın bir şekilde bakıyor. Ondan sonra sizin yanınızdaki asker şey dedi. Asker kapıyı aç dedi. O da hı filan oldu. Hemen gitti kapıyı açtı. Şey, bu arada hayvanları biz ahır gibi bir yerin yanından geçsek oraya bıraktık herhalde. Yani Yakınımızda bir yere mi bıraktık, uzakta bir yere mi, onu merak hiçbir yere ettim. bırakmadınız. Elinizde duruyor hala yani. Hala duruyor. Çekiyoruz hayvanları canım. Ben sordum. Döndüm o kapı tarafına baktım ben de. Bu kadar şaşıracak ne var bunda? Alt tarafı yolcu aldılar içeri. Sen kapı tarafına baktın. Şeyi gördün. Kapılar kapanmaktaydı. Ama az önce o konuştuğunuz onbaşı var ya, çoktan bir tane atı atlamış. Kapıdan da çıkmış, uzaklaşmış. Dört nala koşturuyordu öyle, sırtını gördün. Drang diye kapandı kapıları. Neyse, adam şey yaptı, ha dedi, atlarınızı isterseniz şu direğe bağlayın dedi. Şimdilik. Direkt baktım şöyle bir. Sundurmanın direği var işte. Buranın en yetkilisi onbaşı mı? Yok, hayır, değil tabii ki. Neyse, içeri buyurun dedi. Sıcak en azından içerisi. Nereye gitti Herkes şimdi? burada kendi işiyle ilgileniyor. Bir sürü asker var ortada. Biz Tonlara içeri bakıyorsun. girdikten sonra kendi aramızda söylüyor. Nereye gitti şimdi bu böyle? Bir tek başına gitti yani. Belasını arıyor bence. Ya hızlıca ulaklık yapmaya gitti ya da ajanlık. Bence olay yerini inceleyecek. Tek başına zor iş. Ya bir Bir de gün yol akşam var en kaldı. az. Bir günden fazla hatta yani. Ya aman, bize ne canım, tehlikeli haber verdik ona. Kış Biz el vakti ağzından tehlikeli. laf alacaktık. Çevirdiniz lafı orada. Belki de aranıyor bu adam hakikaten. Lafı çevirmedik canım. Konuyu devam ettirebilirdin yani. Bu bizi getirdikleri yer nasıl bir yer? Dümdüz baraka mı? Baraka değil, böyle yemekhane gibi bir yer. Bazı askerler oturmuş yemek yiyor filan. Bazıları size bakıyor. Ya selam verdim öyle bakanlara. Merhaba deyip durdum. Bakanlara şu baş selam. Aynen. Ama yani gördüğünüz tiplerin %80'i asker yani. Ya, muazzam. Tamam, zaten burada farklı bir şey beklemedim yani. Evet. Hani Evet. sonuç itibariyle. Yani ötekiler de Kalabalıklar. belki de hani farklı bir asker grubuna ait ama sizin tanımadığınız, size sivil gibi görünen askerler bile olabilir hatta. Yani mercenary tarzı bir şey de Gibi, olabilir. aynen. Ya da işte ne bileyim, büyücüsü, piristi, sartı, zurtu filan. Neyse, adam şey yaptı işte, o önünüzden sizi yönlendiren asker. Yemekhanenin işte o bar gibi yerine geldi. Oradan işte size yemek hazırlattırdı. Birer tane hani tabak verdi elinize. Yiyecek bir şeyler koydular. Öyle güzel bir şey değil çok ama idare eder. Ondan sonra hani bir tane masa gösterdi, böyle oturabilirsiniz diye. Burası dedi hanlar gibi değil tabii ki ama
Umarım işinizi görür. En azından sıcak dedi. Dışarıdan iyidir. Yemeğiniz bittikten sonra ben şurada olacağım diye gösterdi başka bir masayı. Tekrar bana gelirseniz size yatacak yerde veririz. Onbaşı nereye gitti biliyor musun? Neyse siz masaya oturdunuz. Şey Yapacağınız özel bir şey var mı? sor, onbaşı nereye gitti öyle apar Askere mi sordun sen? topar? Ha, askeri sordum o yanımızda kabakları veren çocuğa. Adam bir durdu böyle hani sağa sola baktı. Hafiften yaklaştı sana. Açıkçası bilmiyorum nereye gittiğini ama bizzat Waterdeep lordlarından Lord Pierre Geryon'un resmi mührü vardı. Ona elimizden gelen bütün yardımı yapmamızı söyleyen. Bana bu çok garip geldi doğrusu ama kim olduğunu bilmiyorum doğrusu onun. Onbaşının. Evet. Lord Pierre Geryon diyorum. Tamam. Oturduk ne No oldu? normalde sizin bu şeyinizden değil yani. Hayır değil. İsim arıyor bu adam. Ben Ama dedim bunu size. kimseye söylemeyin. Tamam. Kime söyleyeceğiz biz bize zaten? Bu arada sizin gibi nasıl derler soylu kişilere yardımcı olmak için de elimizden geleni yaparız. Eğer bir ihtiyacınız varsa başka bir şey söyleyin dedi. İhtiyaçlarımızı fazlasıyla karşıladınız. Teşekkür ederiz. Dediğim gibi ben şurada olacağım dedi. Çok teşekkürler yardımcı olduğun için. Sağ ol. Adam yanınızdan yavaşça ayrıldı. Orada arkadaşlarının yanına oturdu. Ya şey pardon bir şey rica edeceğim sadece. Bizim atlara da yem verebilir misiniz ya? Ya da ben vereyim. Hani yakınlarda falan varsa onlar da çıkmıştır. Sen rahatına bak. İlla ki burada o işin uzmanı birisi vardır kralım. Direğe bağladık, ahıra bırakmadık. O yüzden söylüyorum. Tamam ilgilenirim ben dedi. Teşekkürler. Bu kadar. Sağ ol. Ondan sonra adam o asker işte kalktı orada başka bir askerle konuştu. O çıktı dışarıya. Sonra geldi yerine oturdu öteki herif. Sizinle konuşan. Siz de oturdunuz. Yemek tabakları elinizde. Yani bir tabak yemek, bir tane de ekmek, Yeter. kaşık. Kral Fazla bile. bakabilirsin. Bir de yanında şey, sıcak şarap. Bir kupa. Oho, çok daha fazla. Umduğumdan fazla geldi bana. Teşekkür ederim. Sıcak yemek. Oh mis. Yani. Ondan sonra oturdunuz. Hani bir şeyler yediniz arkadaşlar. Yapacağınız başka bir şey var mı? Yani şu an tahminden başka yapacağımız hiçbir şey yok. Hı. Şöyle midir, böyle midir, bık 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 bık. Yani. E tabii canım yani. kafamda çok fazla bir soru yok. Benim en büyük merak ettiğim soruyu zaten yanımda taşıyorum. Onu da şehre gidince öğreneceğim. Onun dışındaki şeyler doğanın bize getirileri. Yani Cromwell bu gözle bakıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Arkadaşlarıma çevirdim şöyle kafayı. Yeniden iyi, sakin bir ortamda sizde sıcak bir yemek yemek güzel oldu uzun bir aradan sonra dostlarım. En azından bu gece üşümeyeceğiz. Yani doğru. İyi bir şey. Neyse arkadaşlar siz orada hani güzel yemeğinizi yediniz. Açıkçası şeyin Aspodel'in dün kamp yerinde yaptığı yemek belki daha güzeldi. O Ama en ayrı bir azından bu da dava. sıcaktı. Bir de öyle bir şey var. Gerçi onunki de sıcak oluyor. Neyse. O da ayrı bir olay. Ama sonuçta dışarıda değiliz, açıkta değiliz. Gerçi ben dışarıda olmayı seviyorum. Aynen. Fakat bir süre hani en azından bir gececik kapalı bir yere ben de hayır demeyeceğim yani. Ondan sonra size bir oda ayarladılar o büyük taş binanın içerisinde. O odaya hani üç tane yatağı olan bir tane odaydı. Oraya hani yatabilirsiniz, eşyalarınızı koyabilirsiniz falan diye söyledi asker size. Onun dışında hani kalede istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Sorun yok Biraz dedi. sabah ilgi çıkar zaten bizden. Eğer bir ihtiyacınız olursa hani buradaki herhangi bir askere söyleyin yeter. Teşekkürler. Ondan sonra adam sizi odaya bıraktıktan sonra yanınızdan ayrıldı. Leo sen de bakıyorsun hani bu da gayet normal. Bu şekilde yardımcı olmaları. Ondan sonra bir de hani
En güvenli yer şu anda burası. Yani kış Rahatlıkla hani eşyalarını falan bırakıp outpost yani. fıstık gibi dolaşabilirsin. Hırsız dolanacak askerler arasında. Aynen. Zor. Ben arkadaşlar benim hiç kalede dolaşma gibi niyetim yok. Gayet oda sıcak. Ateş yanıyor. Vallahi ben Güzel bir silahlarıma gece. bakar yatarıyorum aynı senin gibi. Benim de hiç gezesim yok. Keyifli şu uykumuzu çekelim. Yarın hiçbir şekilde kalkar yolumuza devam ederiz. Aynen. Öyleyse arkadaşlar. Bir an önce artık güneye gitmek istiyorum. Şu soğuklardan sıkıntı gelmeye başladı. Ben alışkın değilim bu kadar sık soğuğa. Kış geçmeden o güneye sıcaklar gelemeyecek ya. Öyleyse şey yapalım. Partimizi burada sonlandıralım. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Ya sonuçta hani burada olan bitenler bir noktada ne derler? Hani sizden bağımsız şeylerin de ortalıkta Biz, hem bizim harcımızda olmasıdır. gelişen bir dünya şey Yani var. evet. Dönen çarklar var. Abi Feorun Aynen. çok büyük. Ve biz Evet. küçücüğüz. Koca Feorun'da yani. Çok normal. Şu küçücük noktasında bile hani 40 tane tilki dolaşıyor yani ortalıkta. Yani şunu hiçbir zaman için atlamayalım diyemimizin de söylediği gibi. Biz Feorun'un şu an hani milimetresiyiz falan yani. Bayağı küçüğüz Yani bulunduğumuz alan şu bölge olarak. level'larda Pierre Jerry'nin ismini duymak bile bizim için bir onur olmalı. Hani yüzünü görmeyi falan geçtim. Aynen. Şeyin Waterdeep'in zaten lordu. Heh. Başı direkt. Bir numaralı adamı. Onun gibi bir sürü lord var bu arada. 16 tane falan olduğu söyleniyor. Bu da onlardan biri ama. Ötekilerin adı bile bilinmiyor. Bir Çoğusu. de Waterdeep'in şeyleri vardı. Derin devleti de var ayrıca. Tabii, aynen. Gizli. Ha. Ağır derin devlet var. Şey Bizim ne güzelliğimiz. neydi o kaçakçıların bilmem ne ticaret Skullport'u mu diyorsun? Skullport yok ya neyse aklıma gelmiyor şimdi Çok var ya. Hangisinden bahsediyorsun? hangi biri değil mi Yani. bilmem ne trading company tarzı bir şey vardı ya bu. Asıl şey içki ve köle kaçakçılığı olan. Ha, onlar ama altta çalışıyor. Skullport'ta çalışıyor işte. Waterdeep'te alenen dolaşmazlar onlar. İşte onu diyorum derin devlet diye. Tabii. Ya Waterdeep'i Yani. aslında yönetenlerin onlar olduğu söyleniyor ya. Sen kimden bahsediyorsun? Ben yoksa Neverwinter'dan mı bahsediyorum? O Neverwinter'da olabilir. Neverwinter'daydı galiba. O Skullport'ta olan bitenle Ya hani Neverwinter'daydı ya Waterdeep'in çok Baldur's alakası yok aslında. Gate'deydi. Ya Neverwinter ya Baldur's Gate'deydi benim dediğim o zaman. Ha şeyi mi diyorsun sen? Bu Baldur's Gate'de şey var. Neydi o? Iron Fist. Olabilir ya şimdi. İnan ki hatırlamıyorum henüz şu saatte. Adımı sorsan kek ederim. Ya bir sürü var zaten Var, burada. var ha O var. aynen. Hepsinin de Waterdeep'te kesin işi vardır yani garanti. Muhakkak. Neyse güzel oyundu arkadaşlar, süper oldu. Güzel, keyifli oyundu. En azından Sonunda soğuktan kademe. çıktık. Evet. Mesela iyi yere park ettiniz. Burası güvenli. Hayır, iyi de park ettik. Ya soğuk aslında tamam maceracıyız biz yani engelimiz değil sağ olsun Asphodel'imizin büyüleri sayesinde de rahat kamp yapıyoruz. Ama arkadaşlar şimdi bir normal günlük havada gitmek var bir de kalın kalın Kürklere sarına sarına uyumak var yani. Senden de bir Survival Woodland bulamadık ki. Yani bir mağara bulayım, bir in bulayım da oraya sığınayım. Allah Woodland diyorsun da. Hep büyüye başvur. Ey yavrum Büyüye başvur. Ne büyüsü? Hangi büyüyü yaptın? benim. Ne büyüsü gördün? Onu da Abi bir görmedik işte klonu bak daha yapayım. kötü. Aa, işte Asphodel'e yaslanıp duruyor büyü de. Yapabildiğim bir tane büyü var. Onu da başıma mı Bul bir vuruyorsun? kovuk, bir in bul ormanın içerisinde de. Yeteneklerini görelim. Ormanda kalalım istiyorsun ha? 40 yılın Kalalım. başı bir tane ormanımsı bir şeye girdik küçük. İşte Orada orada da da 5 tane yıldırım çaktı. bana Orada da kalırsa Asphodel'e büyü yaptırdın. ormanda kalayım demiyor. Ormanda kaldığımızda bari düzgün kalalım demek istiyor. Heh. Teşekkür ederim diyeyim. Sanırım. Tamam hadi daha fazla şey dağıtmadan toparlayalım. Hadi. Öyleyse haftaya görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.